Merhaba değerli arkadaşlar. İkinci dersimiz nitel araştırmanın yani 9 Şubat haftasının ikinci dersi durum çalışmasını konuşacağız. İngilizce tabiriyle case study. Buna örnek olay diyenler de var. Biz durum çalışması yani İngilizceden çeviri şeklinde kullanalım ve durum çalışması desenini konuşmaya çalışalım. Bunun için önce yine ekran paylaşımı yapıyorum ve onun üzerinden konuşmaya başlayalım. Yine şey öncesinde arkadaşlarımızın talepleri doğrultusunda önce benim konuşmam istendi. Ardından soru cevap yapalım şeklinde eksiklerimiz olursa biz soru soralım hocam şeklinde ifade edildi. O yüzden bu şekilde ikinci dersimize de başlıyoruz sevgili arkadaşlarım. Şimdi bu şeyde de görüldüğü gibi resimde de görülmüş olduğunuz gibi Bronislav Malinowski 1884 yılında doğmuş, 1942 yılında vefat etmiş kişi. Aslında bu gelecek hafta göreceğimiz etnografya deseni var. Kültür analizi diye geçer genellikle. Bu etnografyanın aslında yine temellerini atan kişidir. Malinowski ama bu şeyin de bu case study dediğimiz durum çalışmasının da temellerini ortaya atan kişi olarak gözüküyor sevgili arkadaşlarım. Sosyal antropolojinin kurucusu olarak da geçiyor kendisi. Ve nasıl bu şeylerin hem durum çalışmasının hem de bu etnografya ya da kültür analizinin temellerini atıyor derseniz de işte bir ada karşımıza çıkıyor. Trobriand Adası ya da Trobriand Adası diye herhalde okunur. Bu adadaki kabilelerin yaşantısını inceliyor bu kişi. Ve bu yaşantısında işte orada kültür analizi kapsamında etnografya deseninin doğuşu da buradan hareketle ve hatta dikkat ederseniz buradaki yaşantıyı incelediği için bir durum var ortada. O durumu inceliyor ve buradan yani o bir case'i inceliyor daha sonra İngilizce olarak söylememiz gerekirse case'i inceliyor ve case tabii buradan ortaya çıkmış oluyor. Ve bunlar herhalde anladığımız kadarıyla mücevher ve deniz kabuğu takası yapılıyormuş o yıllarda. Onun bu ticaretin ya da anladığım kadarıyla bu ticaretin nasıl olduğuyla ilgili bir gözlem yapmak için oraya gidiyor. Tabii etnografide gelecek hafta dediğim gibi göreceğiz. Etnografyanın en önemli aslında şartlarından birisi araştırmacının mutlaka o gözlemi, o kültürü analiz edeceği, araştıracağı kültürün olduğu yerde gözlem yapması gerekiyor. Dolayısıyla Malinowski de Trobriand adasına gidiyor. Ve bu kabilelerin yani mücevherdi ve deniz kabuğu takası yapan kabilelerin yaşantısını inceliyor sevgili arkadaşlarım. Şimdi durum çalışmasıyla ilgili tek bir katılımcının, tek bir döküman deposunun veya özel bir olayın detaylı bir analizi yapılıyor durum çalışmasında. Tek bir katılımcı da olabilir bakın dikkat ederseniz. Geçmiş haftalarda ifade etmiştik. Bir kere daha ifade edelim. Hani tek katılımcıyla şey olur mu? Bakın durum çalışması olabilir. Çünkü durum çalışması çok detaylı bir şeydir, desendir. Ve o durumun, o olayın, o case'in detaylı bir analizi yapılır. Belki de bu şey içerisinde hani en detaycı desen, nitel araştırmada en detaycı desen hangisi diye sorsanız herhalde durum çalışması desek yalan olmaz ya da yanlış olmaz. Dolayısıyla mutlaka çok çeşitli açılardan o durumla ilgili analiz yapmamız lazım. Ben genellikle derslerimde şu ifadeyi kullanırım. Yani suyunu çıkarmamız lazım derim. Suyunu çıkarmamız lazım. Dolayısıyla her açıdan her türlü veri toplama aracı kullanarak durum çalışmasını çok detaylı bir analiz yapmamız lazım. O yüzden ilk tiyoyu şurada vereyim. Yani 70 kişiyle durum çalışması olmaz. 50 kişiyle olmaz. 30 kişiyle olmaz. Biraz önce hani sayı konuşuyorduk ya. Alın size sayı işte. Yani hatta ben size çok daha da ileri gideyim, daha radikal. 10 kişiyle bile durum çalışması yani bence olmaz. Çünkü durum çalışması çok detaylı bir analizdir ve o case eğer kişiyse, özellikle dur case kişiyse, bakın bu çok önemli, case kişiyse, o case'i çok detaylı incelemeniz lazım. Dolayısıyla o kişi ne kadar az olursa o kadar sizin lehinize olur ve siz o kadar derinlemesine bir analiz yapmış olursunuz, derinlemesine bir çalışma yapmış olursunuz. İşte adı da durum çalışması olur sevgili dostlarım. Mesela burada örnek vermişiz. Bir okulun nasıl oluştuğuna, ilk yıllarında ne olduğuna, zamanla hangi değişimlerin yaşandığına, şu anda nasıl olduğuna ve hatta kapanması nasıl kapandığına. Bakın neye bakıyoruz? Case'imiz ne burada? Okul. Doğru mu? Case'imiz okul dikkat ederseniz. Yani okulun nasıl oluştuğu, okulun ne o ilk yıllarında nasıl işte kurgulandığı,
zamanla hangi değişimler olduğu ve şu anda nasıl bir durumda olduğunu hep dikkat ederseniz okulla ilgili ve durumumuz aslında burada okul. Yani durum dediğimiz, case dediğimiz şey bir okul gibi bir cansız bir şey de olabilir, öyle söyleyeyim. Veya bir kişi de olabilir. Yani bir canlı bir katılımcı da olabilir. Sevgili dostlarım. Mesela bakın bu case'i, bir durumu incelemek için ne yapılıyormuş? Okullarda yer alan insanlarla görüşme yapılabilirmiş. Bakın okulda yer alan insanlarla, yani bu öğrenci olur, öğretmen olur, yönetici olur. Okulun şu andaki durumunu gözlemleyebilirmişiz. Bakın gözden yapıyoruz. Ve var olan kayıtlar varsa, işte okulda tutulan kayıtlar, doküman yani bunlar da, dokümanları inceliyoruz. Dolayısıyla bakın dikkat ederseniz veri toplama aracı olarak görüşme kullanılabilir, gözlem kullanılabilir, doküman kullanılabilir. Kullanılması gerekir hatta onu söyleyeyim. Yani biraz önceki fenomenoloji desinde, bir önceki dersimizdeki fenomenoloji deseninde tek bir veri toplama aracıyla belki fenomenolojiyi, yani kişilerin geçmiş tecrübesini, deneyimlerini araştırabiliriz. Ama durum çalışmasında en çok alacağınız eleştiri şu olur. Yani tek bir veri toplama aracıyla durum çalışması yapmak çok eleştiri alabilir. Yapılamaz mı? Yapılabilir. Derinlemesine bir veri toplayabilirsiniz ama bu çok nadir olabilir. Yani özellikle tecrübesiz iseniz nitel araştırmalarda sizin elinizi kolunuzu bağlayabilir. Bu kapsamda mutlaka durum çalışması yapılırken birden fazla veri toplama aracının kullanılması hem veri çeşitlemesi yapmanızı sağlar. Yani sizin o detaylı dediğimiz, derinlemesine dediğimiz veriyi toplamanızı sağlar. O yüzden mutlaka durum çalışmalarında birden fazla veri toplama aracının kullanılması, eğer case'iniz kişi ise kişinin de mümkün olduğunca az olması tavsiye edilir arkadaşlar. Az. Bu çok önemli. Yani bunları kaçırabiliyoruz. Şimdi işte makale incelemeleri yapacaksınız. Orada da konuşacağız. Veya şimdiden okumaya başlayın dediğim gibi. Yani vatandaş yazmış mesela, yani işte 35 kişiyle çalışma yapmış, durum çalışması yazmış. Bakıyorsunuz case'te kişi, yani kişileri incelemiş case olarak. Yani 35 kişi, 35 tane case nasıl inceledik yani? Bir de oraya yazmışız ki durum çalışması derinlemesine yapılan bir çalışmada demişiz. Nasıl olacak 35 kişi? Yani çok zor. Yani dolayısıyla burada mümkün olduğunca eğer case'imiz kişiyse, onu tekrar altını çiziyorum. Hatta burada şimdi örneğimizde olduğu gibi durumumuz, case'imiz okul olsa bile az kişiyle yapmak, o derinlemesine araştırmayı mümkün olduğunca şey yapar. Yani okuldaki kişilerden, öğretmenlerden, öğrencilerden ve işte yöneticilerden belki seçeceğiniz birer ikişer kişi sizin daha onlardan daha derinlemesine veri almanızı sağlayabilir. Onların tabii ki onları gözlemlerseniz eğer böylelikle hem görüşmüş olursunuz hem gözlem yoluyla onlardan veri toplamış olursunuz. Mesela burada okul bir case, işte insanlardan veri toplanıyor görüşme yoluyla. İşte gözlemliyorsunuz. Gözlemlerken dediğim gibi hem insanlar gözlemliyorsunuz hem de okulu da gözlemliyorsunuz. Ama case'imiz okul olduğu için okula odaklanıyorsunuz. İnsana değil okula odaklanıyorsunuz. Dolayısıyla mümkün olunca okulla ilgili siz veri topluyorsunuz. Ama bunu ne kadar çok kapsamlı toplarsanız, ne kadar çok o suyunu çıkartırsanız, biraz önce söylemiştim, siz o kadar o durum çalışmasının hakkını vermiş oluyorsunuz sevgili arkadaşlar. Burada fenomenolojiden farklı olarak bir tecrübe aramaz. Mesela burada okul case'tir. Yani burada şöyle söyleyelim, fenomenolojide biraz daha insan ağırlıklı katılımcılarımız var. Burada insan dışı katılımcılarımız da okul olduğu gibi okulu seçebiliyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Dolayısıyla yani mesela tez incelemesi yapacaksınız diyelim. Bir durum çalışması olur. Hani böyle yapanlar var biliyorsunuz. Tezleri inceliyorlar veya işte makaleleri inceliyorlar. Burada bir durum çalışması deseni kullanabilirsiniz eğer yönteminiz nitel araştırmaysa. Dolayısıyla önemli olan burada birden çok veri kaynağıyla o verilerinizi toplamak ve bu veriler arasındaki ilişkiyi net bir şekilde ortaya koyabilmek, o durumu çok çeşitli açılardan inceleyebilmek. Bir kez daha bunun altını çiziyorum sevgili arkadaşlarım. Şimdi birçok şey var. Ben Creswell'den, yanlış hatırlamıyorsam, evet Creswell olması lazım. Arkada kaynakçamız vardı. Creswell'den gideceğim ve Creswell'e göre durum çalışmasının modellerini sizlere söylemeye çalışacağım. Ama yine literatürde farklı farklı kişilerden farklı farklı durum çalışmasının modellerini görebileceksiniz. Ama topladığımız zaman, baktığımız zaman işte durumun tek olmasına veya çok olmasına göre modelleyenler var. Sevgili arkadaşlarım, durumun tek olmasına veya çok olmasına göre modelleyenler var. Bakın işte burada olduğu gibi tekli araçsal durum çalışması, yani single instrumental case study diyorlar. Burada ne olduğunu biraz sonraki slaytımızda anlatmaya çalışacağım. Çoklu durum çalışması diyenler var. Yani durumun birden fazla olduğu
durumlar. Bir öncekinde yani tekrar açısal durum çalışmasında durum tek. Çoklu durumda durumun artırabiliyoruz. Yani o case dediğimiz, durum dediğimiz case. Case'i birden fazla artırabiliyoruz. Multiple yapabiliyoruz. Bir de içsel durum, intrinsic case study dediğimiz bir başka bir durum çalışması deseni var sevgili dostlarım. Hocam ben bunları demek zorunda mıyım? Yani birçok makalede veya tezde işte durum çalışması deseni kullanılmıştır demişler geçmişler diyorsanız yani bir şey demem yani olabilir yani siz de sadece ben bu modelleri söylemek istemiyorum hocam durum çalışması kullanılmıştır der geçerim diyorsanız olabilir ama ben size daha ileri anlamda eğer tezinizde yüksek lisans ve doktora seviyesindeki tezinizde eğer durum çalışması kullanacaksanız bakın bunların modellerinin de olduğunu söylemeye çalışıyorum ve bu modellerden belki birisini kullanmak size fayda getirebilir farkındalığınızı artırmaya çalışıyorum. Dolayısıyla siz bu modelleri görmezden gelerek de çalışabilirsiniz ama çok belki o işin uzmanı olarak doktorasını bitirmiş doktor olarak çok fazla iyi olmayabilir. Bence modelleri de derinlemesine öğrenmenizde fayda var diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Bakalım şimdi. Hocam bunların tamam hocam. Bunların ayrıntısına ilişkin konuşacağız mı diyecektim. Diğer slide'da geldi. Evet. Evet güzel. Teşekkür ederiz Taha. Taha da bu hafta beni üniversitemizde, fakültemizde ziyaret etti. O yüzden biraz daha aynen öğrencim Serhat gibi Taha diyerek artık konuşuyorum. Sevgili arkadaşlarım. Estağfurullah hocam. Onur olurum hocam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olasın. Şimdi tekli araçsal durum çalışması yani single instrumental case study'ye bakalım. Bir konuya odaklanıyoruz. Yani tekli kelimesinden de anlayabilirsiniz zaten. Yani bir odağımız, bir case'imiz var öyle söyleyelim. Bu case dediğim gibi insan olabilir. Herhangi bir cansız bir nesne olabilir. Sevgili dostlarım. Önemli olan o konuyu açıklamak için sınırlı bir yani tek bir vakayı seçmemiz gerekiyor. Tekli instrumental case study. Özellikle bu instrumental kelimesinden de yapabilirsiniz. Daha çok işte mesela döküman incelemesi yapanlar var. Dökümanları inceliyorlar mesela. Onlar için eğer nitel bir araştırma kullanarak döküman inceliyorlarsa singulus ve tek bir case aldılarsa o dökümanda inceleyecekleri tek bir case inceliyorlarsa o döküman üzerinde o zaman adı single instrumental case study diyebilirler sevgili arkadaşlarım. Bu çoklu durum çalışmasında yine araştırmacı bir konuya odaklanıyor. Bakın dikkat ederseniz her ikisinde de tek konuya odaklanma var ama konunun içerisinde o durumlarımız, case'lerimiz artıyor. Yani bu önemli sevgili arkadaşlar. Mesela bir önceki şeyimizde ben okulla ilgili bir şey vermiştim. Belki okulu bir konu olarak seçerseniz okulun işte dediğim gibi daha çok oradaki şeyde tek durum vardı yani okulun inşası, gelişim süreci falan diye orada tek durum vardı ama diyelim ki yine okulu seçtiniz ama okulun içerisindeki işte işleyişi, yönetimsel işleyişi seçeceksiniz. Bu sefer bakın ikinci durum oldu. Birinci durumumuz okulun yapısıydı, inşasıydı veya gelişimiydi. İkinci durum bu sefer okulun yönetimsel şekli oldu. Yani okul ama ne? Konu. Dolayısıyla o konu üzerinden durumları artırabilirsiniz. O zaman kolektif diyenler var, işte multiple diyenler var veya işte Türkçe'de çoklu durum diyenler var. Sevgili arkadaşlarım. Yani durum sayısı arttıkça modelimizi de şey yapabilirsiniz. Yani şunu da diyebilirsiniz. Ya, hiç bunda ben bir şey sakıncada görmüyorum. Ya hocam yani işte sonuçta durum incelemiyor muyuz? Ha tek, ha üç, ha beş. Yani ben buna durum çalışması deyim geçeyim diyorsanız buna da saygı duyuyorum. Yani hiçbir sıkıntı yok ama yani şunu bilin yani durum sayısı arttıkça bunu modellemişler ve tekli durum ve çoklu durum demişler. Olay bu. Bir diğeri dediğim gibi çoklu durumda tabii şuna dikkat edin. Üçüncü maddemiz her durum için şuradaki maddemiz her durum için kullanılan prosedürler mutlaka tekrar edilecek gibi bir ifade var. Yani aslında şöyle diyelim yani mesela diyelim ki okulun gelişim süreciyle ilgili gözlem görüşme yaptıysak atıyorum işte okulun yönetimsel süreciyle ilgili de yine gözlem ve görüşmeler yaparak yani belli prosedürleri tekrar ederek mümkün olduğunca hani derinlemesine analiz yapalım ve her case'i aynı derinlikte inceleyelim. O önemli. Yani case'in birisini yüzeysel inceleyelim, öbür case'i işte çok derinlemesine incelerim gibi mantık biraz söz konusu değil. Onlara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bakın fenomenolojiyle ilgili bir farkını söylemiştim. Yani burada cansız nesneleri de kullanılabiliyor araştırma içerisinde. Onlar da araştırılabiliyor demiştim. Bir diğer şey de şuna dikkat ediniz.
Fenomenolojide biliyorsunuz mutlaka katılımcılarımız ya da biz araştırmacı olarak mutlaka deneyim sahibi olan kişilerin o fenomenlerini araştırıyorduk. O bakış açılarını araştırıyorduk daha doğrusu. Fenomenimiz mutlaka deneyimlenmiş bir şey olması gerekiyordu. Fakat burada öyle bir durum söz konusu değil. Yani burada siz herhangi bir durum çalışırken o durumla ilgili tecrübeye sahip olmamış bir kişiyi de alabilir. Çalışmanızda katılımcı olarak kullanabilirsiniz. Eğer case'iniz kişi olacaksa. Bir diğeri içsel durum çalışması. Bu da yine bakın odak noktası vakanın kendisi. Yani aslında bu içsel durum çalışmasında bu intrinsic case dediğimizde aslında case'imizi artık sınırlıyoruz. Case'imiz kesin kişi oluyor. Kesin demeyeyim yani kişi oluyor. Öyle söyleyelim. Bu programı değerlendirilebiliyor görmüş olduğunuz gibi. Ama kişi olduğu zaman vakanın yani o şeyin vaka çalışması diyenler de var bu arada bu durum çalışmasında. Vaka çalışması, örnek olay, durum çalışması başka var mıydı? Kadar galiba. Dediğim gibi case study bile Türkçeleşti neredeyse. Bu intrinsic case study'de ya da içsel durum çalışmasına dikkat edeceğiniz husus şu olsun bakın. Üçüncü madde. Sıkıntıya zorluğa sahip olan bir öğrenciyle çalışma. Sıkıntıya zorluğa sahip olan bir öğrenciyle çalışma. Yani veya dördüncü maddeyi de birleştireyim. Bu vaka olağan dışı veya benzersiz bir durum. Yani diyelim ki bu içsel durum çalışmasında dersinizdeki mesela Serhat Akal'ın işte fen bilgisi öğretmeni eğer bir durum çalışması yapacak ve içsel durum çalışması yapacak. Yani o ortalama öğrenciler almak zorunda değil. Hani benzersiz veya olağan dışı bir şey olsun diyoruz ya. Ya bak şey olarak durum çalışmasına katacak kişi ya çok çalışkan olsun, üstün yetenekli bir öğrenci olsun ya da bu fen dersini hiç başaramayan bir öğrenci. Yani benzersiz bir durum olacak yani katılımcılarımız. Veya biraz önce işte Kezban Hoca'nın örneğinde neydi mutfak sanatlarıydı değil mi bölümümüz? Orada mesela herkes diyelim ki o X yemeğini yapıyor. Yani burada bu içsel durum çalışması kullanamayız ama işte o yemeği hiç yapamayan 3 tane şey bulduk. ahçı bulduk. Niye yapamadıklarını derinlemesine araştıracağız. Alın size işte içsel durum çalışması. Yani benzersiz bir durum. Farklı bir şey olsun yani. Tabii ikisini birden de katabilirsiniz. Yani bir şey söyleyin. Bir o dersi çok iyi anlayan, çok iyi yapan bir üstün yetenekli bir öğrenci olsun. Bir de hiç yapamayan, bu konuda yeteneği olmayan bir kişi. İkisini birden, iki durumu birden, iki kesi de katabiliriz yani çalışmamıza. Burada o kişinin içsel durumunu araştırıyoruz. Arkadaş sen niye bu yemeği yapamıyorsun? Arkadaş sen bu dersi niye anlayamıyorsun? Veya arkadaş sen bu dersi nasıl anlıyorsun ya Allah Allah ben hayret içerisindeyim. Ben bu kadar yetenekli değilim ama maşallah sen her şeyi anlıyorsun. Dolayısıyla içsel durumda şu iki şeyi çok önemli bir kere daha söyleyeyim. Eğer tezlerinizde veya yayınlarınızda durum çalışması modelini tercih ettiğiniz, durum çalışmasında da içsel durumu modelini, durum çalışması desenini tercih ettiğiniz, durum çalışması deseninin de bir model olan içsel durum modelini tercih ettiğiniz zaman şu 3 ve 4 numaralı maddeyi lütfen önemseyiniz, hiç unutmayınız. Yani bir sıkıntıya, bir zorluğa, olumlu şeye, olumsuz bir duruma, pozitif bir duruma, negatif bir duruma, ne bileyim iyiye, kötüye, güzele, çirkine, fazlaya, düşüğe sahip olan bir şey, bir benzersiz bir durum, olağan dışı bir durum lazım bize. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla şimdi geçenlerde mesela bir öğrencim bahsediyordu. Yani koronaya yakalanmayan kişileri alkışlıyorum diyordu. Çünkü o kafasında şey yapmış yani. Koronaya yakalanmayanları artık olağan dışı bir durum olarak kodlamış kafasında. Algısı bu şekilde. Dolayısıyla onun için artık koronaya yakalanmayanlar benzersiz bir durumu gösteriyor. Ben de ona dedim ki o zaman sen bir durum çalışması yapabilirsin bak bununla ilgili dedim. Çünkü burada bir şey var dedim. koronaya yakalanmayanları sen hani belli bir şeyin artık diğerlerinden farklı olarak niteliyorsun. Diğerleri artık işte yakalananları sıradan, yakalanmayanlar artık sıradan olmayan bir kişi olarak nitelendiriyorsun. O yüzden onlarla durum çalışması yapabilirsin şeklinde bir şey konuştuk arkadaşımızla. Dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum sevgili arkadaşlarım. Burada mutlaka içsel durum çalışmasında benzersiz bir durum söz konusu ve o durumu siz incelemeye çalışacaksınız.
Biraz önce söyledim, birden fazla veya toplama aracı kullanmanızı tavsiye ediyorum durum çalışmalarında. İster tekli durum çalışması olsun, yani instrumental case'de de olsun, ister çoklu durum olsun, ister intrinsic olsun, içsel durum olsun, fark etmez. Üç modelden hangisini kullanırsanız kullanın, mutlaka birden fazla veri toplama aracı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Veri çeşitlemesi burada çok önemli. Biliyorsunuz üç temel artık, bakın yavaş yavaş oturtuyoruz. Bunları detaylı konuşacağız. Nitel araştırmada üç temel veri toplama aracımız var. Gözlem, görüşme ve döküman incelemeleri. Bu üçünü de mutlaka kullanmanızı ve üçünden de veriyi toplayarak o case'i çok çok derinlemesine ortaya koymanızı tavsiye ediyorum sevgili dostlarım. Bu çok önemli. Dikkat edeceğiniz hususlardan bir tanesini şöyle söylemiştim. Mümkün olduğu eğer case'iniz kişi olursa mümkün olduğunca az kişiyle derinlemesine çalışma yapın demiştim. Bu bir. İkincisi dikkat edeceğiniz husus veri toplama aracı olarak bir veri toplama aracıyla yapmamaya çalışın. Hatta üçünü birden hatta nicel olarak da veri toplayabilirsiniz. Yani nicel yollardan da nicel veri toplama araçları olan işte ne bileyim ölçekler yoluyla falan da bir veri toplayıp onu nitel bir şekilde kullanabilirsiniz. Sıkıntı yok. Önemli olan durum çalışmasında mümkün olunca olayın suyunu çıkarmaktır. O case'in suyunu çıkarmaktır. Yani derinlemesine bir veri toplamaktır sevgili dostlarım. Bunu söyleyelim. Şimdi holistik analiz yapmak isterseniz yani bütüncül dediğimiz analiz durumu bütünüyle duruma bütünüyle odaklanmanızı tavsiye ediyorum. Yani parçalara ayırmadan bütünden hareketle bir analiz yapabilirsiniz. Gömülü diyenler var. Yani tekrar ediyorum yani bu holistik analiz, gömülü analiz dediğim zaman farklı bir şey olarak algılamayın. Biz analiz, veri analizi kısmını geldiğimiz zaman içerik analizi ve betimsel analizi ben sizlere ön plana çıkartacağım. Bu her ikisi aslında içerik analizine daha yatkın. Hem holistik hem gömülü. Holistik biraz belki betimsel de yatkın olabilir. Sıkıntı yok. Ama gömülü eğer kullanılacaksa şu önemli bakın. O case'in, o durumun spesifik bir açıdan odaklanarak analiz etme demişiz. Spesifik bir açısından odaklanacağız. Yani o gömülü olan şeyi tutup çıkartacağız. Önemli olan bu. O case ile ilgili. Mesela diyelim ki biraz önce dedik ya ben fen derslerinde çok başarısız olan bir çocuğu case olarak aldım. Ben bunu araştırıyorum. O zaman acaba gömülü olan bir şeyler var demek ki bu çocukta. Yani başarısızlık durumları olabilir. Neymiş? Ben holistik alacağım dersek işte başarısızlık durumları şunlardır. Belki der geçebiliriz. Biraz daha yüzeysel olur ama biraz daha derinlemesine gömülü şekilde olan şeyi çıkarmaya çalışırsak işte başarı durumu çevresiyle alakalıymış. Arkadaşlarıyla deyip bir parçayı buluruz. Ailesiyle alakalıymış deyip öbür parçayı buluruz. Öğretmeniyle alakalıymış deyip öbür parçayı bulabiliriz. Yani gömülü olanları çıkartabiliriz sevgili dostlarım. Şimdi dikkat edeceğiniz hususlardan bir tanesi daha geldi. Case'in mutlaka detaylı bir açıklaması yapılacak. Mesela biraz önceki örneğimizde case'imiz neydi? Okuldu değil mi? Okulun mutlaka detaylı bir tasvirini yapmak lazım. Veya bir sınıfta bir öğretmeni gözlemliyorsunuz. Case'iniz öğretmen olsun veya case'iniz bir öğretim yöntemi olsun. Odaklanacağınız şey öğretim yöntemi ise veya öğretmense fark etmez. O sınıfı bir kere tasvir etmeniz lazım. Kapı nereden açılıyor? Sıralar ne şekilde olmuş? Hangi öğrenciler nerede oturuyor? Ne bileyim atıyorum İstiklal Marşı ile ilgili bir pano nerede asılı? Bayrak, Türk bayrağı varsa nerede asılı? Öğretmen masası nerede? Tahta nerede? Akıllı tahta nerede? Çocukların atıyorum şeyini asacağı söyleyin. Kabanlarını falan asacağı askılıklar var mı? Varsa nerede gibi. Ha bunların hepsi öğretim yöntemine bir şey oluşturuyorsa o case'i detaylı tasvir etmemiz lazım. Yani ama hocam benim case'imle ilgili o bulunduğum ortamdaki şeyleri açıklamama gerek yok. Çünkü hiç bir şekilde şey yapmıyor. Söyleyin. Hiçbir şekilde benim verimi desteklemiyor diyorsanız o zaman tasvir etmenize gerek yok, açıklamanıza gerek yok ama eğer sizin sınıfınızı bulunmuş olduğunuz, gözden yaptığınız, o case'i incelemek için gitmiş olduğunuz sınıf eğer sizin verilerinizi detaylı bir şekilde açıklamanıza yardımcı oluyorsa mutlaka o case için o sınıfı da detaylı açıklamanız lazım. Mesela diyelim ki işte aşçımız yemek yapacak. Mutfağa gitti, siz gözlemcisiniz. Gözlemliyorsunuz onu. Eğer sizin o case'inizi, o aşçınızın ya da gözlemlediğiniz case neyse işte artık belki aşçınızın kullanmış olduğu yöntem olabilir veya aşçınızın kendisi olabilir
veya o bulunmuş olduğun mutfak olabilir, fark etmez. Aşçının yemek yaptığı yer sizin verinize katkı sağlayacaksa mutlaka detaylı bir şekilde anlatmanız lazım. Onu anlatmaya çalışıyorum sevgili arkadaşlarım. Buna dikkat ediyorsunuz. Tabii o tarih, olayların oluş sırası, aktivitelerin gün gün sunulması da yine detaylı bir şekilde size veriyi ya da durumu açıklamanızı sağlayabilir. Özellikle ne bileyim işte biraz önce söylemiştik. Yani siz gittiniz bir öğretmeni gözlemliyorsunuz ve öğretmenin gün gün şeyini tutuyorsunuz. Mesela bizim öğretmen adaylarına biz bunu çok yaptırırız. İşte giderler çocuklar öğretmeni gözlemlerler ve gün gün şey tutarlar, rapor tutarlar. Aslında yaptıkları bir durum çalışması. Çünkü öğretmeni gözlemliyorlar ve orada biz onlara deriz ki işte tarih sırasına göre, olayların oluş sırasına göre, girdiğiniz derse göre, saatine göre, gününe göre mutlaka tutunuz ve ona göre gün gün raporunuzu oluşturunuz şeklinde. Tabii onlar tabii bir rapor şeklinde oluşturuyor ama araştırmacı mantığıyla da bu şekilde olması durum çalışmasını kuvvetlendirir sevgili dostlarım. Çünkü bunun sonucunda bakın dördüncü maddede olduğu gibi kodlarınızı, kategorilerinizi ve temalarınızı oluşturacaksınız. Kod, kategori ve tema oluşturmak için bu detaylı bir veri analizi durum çalışmasında sizin elinizi kuvvetlendirir. Evet, kaynakçılarımız görmüş olduğunuz bu odan ve biklerinden yararlanmıştır. Bunu size göndermiştim. Crespel'in kitabı İngilizce olarak elimde var. Türkçe olarak da sanırsam basıldı diye biliyorum bu Qualitative Inquiry and Research Design. Dolayısıyla bunu da Türkçe olarak kitapçılardan edinebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Evet, kalan 10 dakikamızda case study ile ilgili sormak istediğiniz sorular varsa alabilirim. Yoksa ben bir toparlayabilirim. Tabii tekrar edeyim. Bu haftalarda, bu desen haftalarında sadece teorik olarak gidiyorum dikkat ederseniz. Sadece o bu desenlerin diğer desenlerde ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Birazcık o desenlerin modelleri varsa onları konuşuyoruz dikkat ederseniz. Biraz kuramsal altyapısını kimden almış, kim geliştirmiş onlardan konuşuyoruz. Biraz da hangi araştırma sorusunu cevaplıyor onu anlamaya çalışıyoruz. Yoksa ilerleyen haftalarda araştırma sorusundan başlayıp ta kaynakçıya kadar adım adım gideceğiz. Ama orada desenleri öğrendiğimiz için her desen için artık rahat rahat konuşabileceğiz. Ama önce sizin nitel araştırma ile ilgili araştırma sorusu hakkında konuşabilmeniz için, çalışma grubu hakkında konuşabilmeniz için, veri toplama araçları hakkında konuşabilmeniz için, veri analizi hakkında konuşabilmeniz için desenleri bir kere kafanızda kurgulamanız, oturtturmanız lazım ki biz diğerlerini konuşabilirim. Serhat'cığım sen soru soracaksın galiba, buyur. Hocam mesela fen dersi için diyorum, mesela bir öğrencinin çok düşük alması ya da uzun süre bir akademik başarısı düşük olan bir öğrenci için. Mesela bir çalışma yaptığında öğrencinin genel haliyle atıyorum yani 8. sınıfa gelmiş. 5'ten 6'ya giden 8'den beri takip ediyorsun. Öğrencinin fen notlarına göre mi bir araştırma yapıyorsun ya da şöyle bir şekilde olabilir mi? Öğrenciye bir sınav yaptım. Bu sınav öğrenci yapıyor. Düşük not aldı. Acaba bundan neden düşük not aldı gibi. Yani nicel veriler ışığında da bir çalışma şeklinde ilerletilebilir mi? Tabii yani önce olayın nedenin şey katılımcılarımızı belirlemek için yani rastgele seçmeyeceksin de bir sınav yapacaksın ya da ne bileyim bir yazılı sınavıyla çocuğun önce başarısız olduğunu tespit edeceksin. Ondan sonra çalışmana dahil edeceksin. Sanırsam bunu demek istiyorsun. Evet yani başarı testleri mesela daha çok nicel araştırmalarda kullanılıyor. Ya ona göre şey yapıyoruz ya mesela bu nitel araştırmada da oradaki veriyi de kullanıp bir yani nicel veri üzerinde bir araştırma yapılabilir mi? Yani tabii olabilir. Yani burada birçok yolu var tabii. Yani ben işte öğretmen olarak kendi derslerimde yazılı sınav yapacağım. Yazılı sınav yaptıktan sonra birincide de yazılıda da kötü, ikinci yazılıda da kötü, üçüncü yazılıda da kötü bu çocuk. Onu başarısız olarak artık listeleyeceğim diyebilirsin. Veyahut da yok bu bana yetmez. Matematik öğretmeninden, tarih öğretmeninden, işte coğrafya öğretmeninden, fizik öğretmeninden, işte neyse işte Türkçe öğretmeninden hepsinden veri toplayacağım. Onlardan da bu çocuk hakkında bilgi alacağım diyebilirsin. Sıkıntı yok. Bu bana yetmedi. Ailesiyle konuşacağım. Ailesinden de veri toplayıp bu çocuğun başarısız olduğuna dair kanıtlar toplayacağım diyebilirsin. Yani araştırmacı olarak diyorum ya esnek bir yapısı var nitel araştırmanın. Güzel tarafı bence burası. Yani siz karşıdaki okuyucuya bu katılımcıları niçin seçtiğinizi anlatmak için elinizdeki veriyi kuvvetlendirebilirsiniz. Yani ben başarısız bir öğrenciyi
çalışmama dahil ettim. Bu çocuğun başarısızlık nedenlerini inceleyeceğim. Çalışmamda inceledim daha doğrusu. Ama bu çocukları da çalışmama dahil ederken başarısız olduklarına şu şekilde karar verdim şeklinde açıklayabilirsin. O şu şekildeyi istediğimiz şekilde kullanabiliriz. Yani ister başarı testi olur, ister ailesinden olur, ister... Ya ben kendi gözlemimde, ben bunun öğretmeniyim desin, çıkarsın mesela. 3 yıldır zaten araştırmacı bulunduğu okulda bu öğrenciyi gözlemliyordu ya da bu öğrencileri gözlemliyordu. 3 yıl boyunca bu öğrencilerin gözlem sonucunda şu 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 sebeplerden dolayı başarısız oldukları belirlenmişti deyip bu şekilde de alabilirsin şeyini, çalışmanı. Hiçbir sıkıntı yok. Teşekkürler. Rica ederim. Evet, başka sorusu olan var mı? Oktay Hocam. Buyurun. Şimdi program değerlendirme deyince ben de okuldan bir şey sormak istedim. Şimdi mesela bir programı değerlendirmek için, yani örnek vereyim, mesela seçmeli zeka oyunları dersi programını değerlendirmek için seçmeli zeka oyunu dersine giren öğretmenlerin görüşleri alınarak durum çalışması, yani içsel bir durum çalışması yapıldığı zaman, yani soracağımız 6-7 soruyla ve bu sorulara göre çeşitli sonda dediğimiz ek sorularla durum çalışmasında yeterli şeye ulaşabiliriz mi? Yoksa hani daha farklı yöntemlerde kullanmamız gerekir mi? Şimdi burada içsel olur mu, yani intrinsik dediğimiz olur mu, onu önce sorgulayalım. Çünkü dedik ki benzersiz bir durum olacak dedik. Yani programı değerlendiriyoruz. Zaten programa hakim olan öğretmenleri çalışmaya dahil ediyorsak burada şey yok. Yani benzersiz bir durum yok. Yani içlerinden 3 tanesi o programı kabul etmiyordur belki. O zaman alırsınız ve o programı niye kabul etmediğini araştırırsak o zaman içsel durum olabilir. Ama dediğim gibi durum çalışmasında, yani sorunun diğer tarafına gelelim. Durum çalışmalarında bir program değerlendirelim, fark etmez bir tez değerlendirelim veya başka bir şey değerlendirelim. Durum çalışmalarında mutlaka o programı değerlendirirken farklı yönlerden veri toplamamız lazım. Sadece öğretmenlerden veri toplarsak eksik kalabilir. Sadece öğretmenlerden o programın değerlendirilmesi için görüşme yoluyla veri toplarsak da eksik kalabilir. Belki de o programı kullanan öğretmenleri gözlemlememiz gerekecek. Hatta hem görüşme hem gözden yapacağız. Buyur. Hocam mesela program ihmal edilmiş programa dönüşmüş, yani uygulanmıyorsa, resmi programla uygulanan program arasında fark var ise, gözlemlerimizde bunu ortaya çıkartsak, yani gözlemler bu konuda sağlıklı sonuç ortaya çıkartır mı? Tabii ki yani. Yani uygulanan programla resmi program arasında fark var diye bir sonuç çıkıyor mesela çalışmadan. Sırf bu değerlendirmede. Demek ki öğretmenler resmi program uygulamıyor. Kendileri kafalarında oluşturduğu bir program uyguluyorlar. Doğal olarak gözlem yaptığımız zaman bize doğru bir cevap, doğru bir sonuç verebilir mi? Tabii ki. Bunu işte biraz önce hatta fenomenolojide de açıklamıştım, söylemiştim. Görüşme yoluyla bunları çok elde edemiyoruz. Mesela işte bazen öğretmenlerle dediğim gibi çok rast geldim ben. Şu yöntemi kullanıyor musunuz diye bir soru soruyoruz ve nasıl kullanıyorsunuz diye soru soruyoruz. Oo, müthiş şeyler anlatıyor. Hele bir de bizim öğretmenlerimiz biliyorsunuz çok konuşmayı seviyorlar. Ama ben biliyorum ki yani sizin dediğiniz gibi yani resmiyette evet yöntemin özellikleri onlar ama sınıf içerisinde onları kullanmıyorlar. Nasıl peki kanıtlayabilirim ben? Şimdi görüşmeyle kanıtlayamıyorum. Çünkü adam diyor ki şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Oh maşallah, yani dünyanın en kral öğretmeni bakarsanız. Ama ne yapmamız lazım? Evet. Gözlem. Kanıtımız gözlem. Yani dolayısıyla gözlem formunu elimize alacağız. Bakacağız. Görüşmede denilenleri ya da söylediklerini yapıyor mu? Yapmıyorsa diyeceğiz ki arkadaşlar aslında görüşmede böyle söylemesine rağmen gözlemde bunlar yapılmadığı tespit edilmiştir. Veyahut da program değerlendirmesi açısından konuşalım. Aslında resmiyette böyle bir program olmasına rağmen şeyde uygulamada öğretmenlerin şöyle uyguladıkları görülmüştür. Şu açılardan sapmalar vardır. Şu açılardan işte uygulanmamaktadır. Bu açılardan işte eksik uygulamak gibi gözlem yoluyla görüşme şeylerimizi, verilerimizi sunabiliriz. O zaman program değerlendirme, program bir yıllık olduğu için bizim bir yıllık bir değerlendirme sürecimiz olması lazım gibi bir sonuç çıkıyor. Doğru mudur hocam? Tabii eğer... Mesela 5. sınıf programı başlarsak. Tabii o şeye bağlı, doğru yani. Eğer biz case'imiz programsa ve programın süresi bir yılsa, bir yıl boyunca gözlem yapmamız bizim için o nitel araştırmayı çok kuvvetlendirir. Çünkü bize öbür türlü şöyle söylüyorlar. Ya siz
demişsiniz ki işte resmiyette program uygulamıyor demişsiniz ama yaptığınız gözlem 3 aylık arkadaş. Geri kalan 7 ay nerede diyebilirler bize. Anlatabildim mi? Yani 3 ayla buna nasıl karar veriyorsunuz derlerse yandık zaten. Yani çünkü araştırmacı olarak tıkandık. Kemküm ederiz o zaman. Onu demeye çalışıyorum. Peki. Teşekkür ediyorum hocam. Rica ederim. Üçüncü dersimizde yine sorularınızı alayım. Önce üçüncü dersimizde iki makale göstererek durum çalışmasından ve fenomenolojiden iki makale göstererek başlayacağım ben. Ardından da sizin fenomenolojiyle ve durum çalışmasıyla ilgili sorularınız varsa onları cevaplayacağım sevgili arkadaşlarım. Evet, bu dersimizde case study yani durum çalışmasını konuştuk. Teorik olarak konuşuyoruz. Daha çok felsefi temelleri yani bu desenler nasıl inter araştırmanın deseni olmuş. Geçen haftaki işte post pozitivizmden ya da yorumlayıcı paradigmadan gelerek konuşmaya çalıştık. Ve hangi araştırması olsun cevaplamaya çalışıyor. Spesifik olarak özellikleri neler? Bunları konuşmaya çalıştık. Bundan sonraki süreçte desenleri tanıtmaya devam edeceğiz. Gelecek haftaki desenlerimiz ise etnografya ve eylem araştırması olması lazım. Yine ders içeriğimize bakarız sevgili arkadaşlarım. O zaman bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.